Arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle tüm Tosyalı hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Malumunuz 31 Mart seçimleri neticesinde Tosyalı hemşerilerimiz teveccüh gösterdiler. Belediye başkanlığını Volkan Bey'e daha uygun olacağını düşünerek de Volkan Bey'i belediye başkanı olarak ilan ettiler. Dolayısıyla yapılan seçimler neticede yerel seçimler. Yerel seçimlerde her ne kadar biz belediye tarafında olmasak da bütün kamu yatırımlarını birebir takip edeceğimiz yine aşikardır. Çünkü iktidar hala devam etmekte ve dolayısıyla kamu yatırımlarında hükümet konağını olsun, gerek aşağıdaki kavşaklarımız olsun, gerek okullarımız olsun, bunların takipçisi olduğumuzu zaten her zaman dile getiriyoruz. Yine de bunları takip etmekteyiz. İnşallah ileriki günlerde hükümet konağının ihalesi yapıldı, inşaatı başladı. Diğer ilk öğretim okullarımızın da başlanan var, devam ediyor zaten yukarıda Atatürk Yoğulu. Diğerlerine de herhalde kısa sürede başladı. Bunları da takip ediyoruz. Şöyle ki arkadaşlar, belediye artık seçimden sonra çalışması gereken bir mekanizma ve devam etme sürecine girdiler. Ama son günlerde Sayın Belediye Başkanımız yine basın açıklaması yaptı sizlerin huzurunda. Bazı bizden tarafa işte geçmiş belediyelerde belediyedeki sorunları dile getirmek anlamında atıfta bulundu. Biz de buna binaen Kazım Başkanımıza buna cevap verilmesi gerektiği yönünde birebir hem halkımız bilgilendirilsin hem de direkt ağzından almak anlamında cümleleri sizlere davet ettik. Kazım Başkanım açıklamaları yapacak. İnşallah açıklama olumlu olur. Bundan sonraki süreçte belediye aslında açıklama veya bu tip geçmişteki açıklamalar yerine çalışmasına başlaması lazım. Biz de siyasetin desteğini vermemiz lazım ama İstanbul seçimleri bitmedi. Tosun'daki seçimler de hala bitmedi. İkinci tura İstanbul başladı. Biz de burada belediye herhalde daha geçmiş defteri kapatıp yeni defterini açamadı. Bu kanaatteyiz. Onun için de sizlere tekrar vaktinizi aldık. Teşekkür ederim. Başkanım da konuyla alakalı açıklamalar yapacak. Buyur başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bu mübarek günde sizi fazla tutmayacağız. Sizler aracılığıyla ben de tüm Tosyalı hemşerilerimin Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah nice Ramazanlara, Ramazan bayramlarına kavuşmayı Rabbim nasip eder. Bugün şu oldu, bu olmadı, yapıldı, yapılmadı gibi bir konulara girecek durumumuz yok. Henüz her şey çok taze. 1,5 aylık bir süreç geçti. Bugün o konular falan için çok erken konuşmak için. Bakacağız, göreceğiz. Halkın teveccühü, halkın gücü her şeyin üstünde. Seçilmiş arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Tosyalı tercihini o yönde kullandı. Memleketimiz için, ilçemiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Bu vesileyle 10 yıl gibi bir süre Tosyalı hemşerilerimiz bize görev tevdi etmişti. Biz de geceli gündüzlü hemşerilerimize layık olmaya elimizden geldiğince tüm ekibimizle, arkadaşlarımızla, teşkilatımızla birlikte memlekete hizmet etmeye çalıştık. Ancak belki de bu basın toplantıları normal ama bu basın toplantılarında sanki geçmişte hiçbir şey yapılmamış, sadece har vurup harman savrulmuş gibi bir kanaat ve imaj oluşturmadan öte onca yapılan devasa hizmetlere teşekkür edilseydi, Tosya'da taş üstüne taş koyanlara teşekkür edilseydi de yanlışlar dile getirilerek onlar tekrarlanmasaydı. Biz bazı şeyleri yanlış yapmışız ki Tosyalı tercihini Sayın Kavaklıgil'den tarafa kullandı. Buna saygı duyuyoruz. Buna söyleyeceğimiz bir şey yok. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Biz de Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi bundan sonraki süreçte Tosya'da yaşamaya, Tosya'ya hizmet etmeye, tüm teşkilatımızla birlikte Tosya'ya yapılacak tüm yatırımlarla ilgili elimizi taşın altında koymaya, emek sarf etmeye, zaman harcamaya devam edeceğiz.
Sonuçta iktidar partisi hizmet açısından çok önemli bir görevi ifa ediyor. Bu noktada arkadaşlarımızın da bir talebi olursa hem ilçe teşkilatımızla, başkanımızla hem de bizle elimizden gelen gayreti göstereceğimizi hemen sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Tabii dediğim gibi hizmetler, yapılan işler çok taze. Daha tebrikler bitmedi. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Ama özellikle belediyenin mali yapısı, parasal durumu ya da belediye işleyişiyle ilgili söylenenler doğrusu bizi çok üzdü. Bir mali yapı açıklanırken bu mali yapıya geliş hizmetleri de sayılabilseydi keşke. Şimdi hemen ben izninizle o konuya girmek istiyorum sizleri fazla tutmadan. Mesela belediyenin mali yapısı açıklanırken İl Bank'a olan borçtan bahsedildi. Sanki bu basın toplantısını dinleyen hemşerilerimiz İl Bank'tan bir para çekilmiş de oraya buraya savrulmuş gibi bir kanaat. Halbuki ben Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı iken planlanıp sona gelinen, AK Parti'ye geçtikten sonra da onaylanan atık su arıtma projesinin İl Bank'ın yaptığı ihale sonucu ve 17 yıl süreli bir borçlanmadır. Çevremizde daha ilçelerde, illerde atık su arıtma tesisi yokken Tosya'da bunu gerçekleştirdik ve ifade edilen borç toplamının içindeki 15 milyonluk tutar 17 yıl vadeli İller Bankası'na olan atık su arıtma tesisi projesine ait bir borçlanmadır. Kimse belediyenin boynuna basmıyor kısa sürede bu borç ödenecek diye. Yani bu 15 milyon ifade edilirken atık su arıtma tesisinin borcu denebilmeliydi. Üstelik benzeri büyüklükteki çevremizde bu işi projelendiren yerler araştırıldığında bugün itibariyle bu projenin 35-40 milyonlara çıktığı açık seçik görülecektir. Örneklerde hemen yakınlarımızda mevcuttur. Her neyse, belediye 2009'da gelip görevi devraldığımızda belediyenin başta içme suyundan başlayarak 35-40 yıl önce açılmış hurdalığa dönmüş iş makineleri ve hizmet araçları otoparkını yabana atmamak lazım. Yani özel bankalara yapılan borçlanmalar sadece 2018 Temmuz-Ağustos ayında alınan temizlik araçları, su tankeri ve benzeri araçlara ödenen para 2 milyondur. Halbuki 2 milyon bu araçlara ödenip de aylık ödediğimiz taksitlerin çok daha üzerini bu araçlara 18 aylık sürede kira bedeli olarak ödüyordu. Yani 18 ay sonra bu ödeyeceğimiz paradan daha fazlasını ödeyip elimizde bir araç da kalmıyordu. 3 firma girmişti kiralama ihalesine. Resmi kayıtlarda bunlar mevcut. Dolayısıyla biz hemen MHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızın da onayıyla 18 aylık kısa süreli borçlanmalara girdik. Bunun bir miktarını asfaltta, bir miktarını da bu araçların yenilenmesinde kullandık. Bırakın Ağustos, Temmuz-Ağustos'ta aldığımız 7-8 tane temizlik aracını, su tankerini göre 50'ye yakın hizmet aracı, iş makinesi kazandırılmıştır Tosya Belediyesi'ne. Bugün sadece alınan greyderin maliyeti 1 milyon 250 bin lira civarındadır. Göreve geldiğimizde bu belediyede traktörden bozma iş makineleri, kepçeler ve hurdaya dönmüş 30-35 yıllık hepsini devlet hurdalığına verdiğimiz iş makineleri mevcuttu. Ta İzzet Kader Başkan döneminde alınan pi kepçe diye halk arasında bilinen iş makineleri. Yani 50'ye yakın
hizmet aracı ve iş makinesi sağlanmıştır belediye. Bugün yeni yönetim acaba hizmet aracı ve iş makinesi noktasında bir ihtiyaca sahip midir ufak tefek spesifik ihtiyaçların dışında? Dolayısıyla sadece bu yıl Ağustos ayında Tosya'da attığımız sıcak asfalt 20 bin tondur. Bunun peşin ödenen parasal maliyeti 5 milyon TL'dir. Yani 27 milyonluk toplam borç stoğu içinde 15 milyonluk Arıtma'nın borcunu 17 yıl süreli bir tarafa koyduğumuzda 5 milyon Temmuz ve Ağustos'ta ödenen asfalta ödenen miktarı ve 2 milyon civarında Temmuz Ağustos'ta alınan araçlara ödediğimiz 2 milyonu da eklersek 7 milyon. 15 daha 22 milyon. 3 kalemde 22 milyona ulaşıyorsunuz. 27'den 22 çıktığınızda geriye 5-6 milyon borç kalır. Zaten belediyenin 3,5-4 milyonun üzerinde alacağı var. Bugün orta küçük büyüklükteki bir işletmenin 5-10 milyon borcu vardır. Yani bir taraftan bunca devasa hizmetler, belediye imkanlarıyla yapılan sebze pazarından tutun, Atus arıtma tesisine, organize sanayiden tutun, atıl kalmış 15, 20, 30 yıl geriden gelen huzur evi gibi, yüksek okul gibi, kültür merkezi gibi kamu yatırımlarının tamamlatılmasına, şehrin altyapısına, içme suyuna, 30-35 yıldır papaz önünden kuyulardan sağlanan içme suyu dikkate alınırsa bunlar hep emekle ve bu gelen cazibesiyle gelen su da şehir merkezindeki altyapı noksanlığından, eskimişliğinden kanalizasyon suyuna karışarak musluklarımızdan akıyordu. O beğenilmeyen fen işleri personeliyle, kanal su personeliyle 10 yılda 3 defa 1-27 Haziran 2009, 2 %100'üne şehrin doğal gaz dağıtımı, 3 bu yıl attığımız sıcak asfaltla 3 defa şehrin altyapısında çalışmalar yapıp üst yapısını tamamladığımızda yine bu belediye personeliyle, bu fen işleriyle, bu kanal su ekibiyle bunları biz kendimiz gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. İnşallah dosyamızda bundan sonra güzel hizmetler olur. Halkın gücünün üstünde güç tanımıyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de bu kurala uyuyoruz. Ama artık işimize bakalım. Sayın Belediye Başkanımızı tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah, inşallah çevresinde bu Tosya'nın kaymağını yediği halde sosyal projelerde camidir, Kur'an kursudur, yurttur, meslek yüksek okulu gibi çok önemli projelerde bir kuruş katkısı olmadan 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet Meydanı'na toplanan hemşerilerimizin videosunu çekerek ileride lazım olur diye nara atarak bugün siyaset bezirgeni kesilip de Sayın Belediye Başkanımızı inşallah etkilemezler. Belediye Başkanım da Tosya'mıza, ilçemize, ülkemize hizmet eder. İnşallah kinle, husumetle, düşmanlıkla ve intikam almak hırsıyla siyaset yapanlar Sayın Belediye Başkanı'na etkilemez. Belediye Başkanımız ekibiyle, özgür iradesiyle, ufku açık, vizyoner projelerle kendini Tosya'nın sokaklarına hapsetmeden Tosya'nın önünü açacak. Meslek Yüksek Okulu'nun yeni tamamlanan ek binasındaki 4 yıllık fakültenin takibiyle, organize sanayinin genişletilmesiyle, yeni otogar binalarıyla, yeni projelerle, Tosya'ya kazandırılacak vizyoner projelerle, tüm Tosya dinamikleriyle, siyasetçileriyle, iktidar mensuplarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunarak, ufkunu geniş tutup Tosya'ya hizmet eder diye düşünüyorum. Böyle düşünmek istiyorum. Umudumu koruyorum. Kesinlikle Volkan Başkan'ın başarılı olacağına inanıyorum.
Ama demin saydığım etkilerden arınmış olarak yoluna devam ederse. Yoksa sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, kısır. Bizim günümüze de İlmak'tan Sayın Başkan kendisi ifade etti. Son zamanlarda İlmak paylarının %50 azaldığını. Doğrudur, bizim günümüze de azaldı. Ama biz taştan kayaya kafamızı vurup, elimizi taşın altına koyup, gece gündüz proje üretip, kaynak temin ediyoruz. Mesela bunlardan birini örnek vereyim işte. Marcos'un evini aldık biz 300 bin liraya. Sayın Valimizden 250 bin lira katkı aldık, hibe aldık. Daha dün kültür merkezi tamamlandı. 250 bin lira tamamlama ödeneği aldık. Huzurevinin sadece kanalizasyonuna 300 bin lira para aktardı. Dağlarda nöbet tuttuk, milyonlarca lira köylere hizmet götürme birliğinin Sayın Valimiz ve Kaymakamımızla yaptığımız protokol gereği buralardan 3-5 kuruş para temin ederek Tosya'nın asfaltını ve maliyesini düzeltmeye çalıştık. Bütün bunlar takdir edilir edilmez. Edilmedi ki bir kadro değişikliğine gidildi. Ama biz o kadar yapabildik. İnşallah arkadaşlarımız bahane üretmekten çok iş üretmeye zaman ayırırlar. Proje yapılırsa devletin kurumlarından alınabilecek çok kaynak var. Mesela kentsel dönüşümde Cumhuriyet Mahallesi Hamas Sokağı odaklanmamız lazım. 6 milyonluk ödeneği Çevre Şehircilik Sayın Bakanı'ndan bunun sözü alındı, raporlar tutuldu. Bunun takibi yapılarak bu bölgenin temizlenmesi, kentsel dönüşümün tamamlanması gerekir. Onun için bu kısır döngülerin, dövüşlerin, dedikoduların, sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, borç bıraktın, alacak bıraktın, şunu aldın, bunu sattın, kimseye faydası yok. Yıkılmaya yüz tutmuş bir kum ocağındaki binayı kendi ekibimizle temizleyip, restore edip, bu Tosya'nın hizmetine sunduğumuzda orada bir sineğin dahi kalmadığı iki tane yatak sosyal medyaya atılarak bu neresi tanıyor musunuz diye soran zatı muhterem o kum ocağına girdiğinde çöplük olan kum ocağının iş makineleri otoparkı, kademesi, yenilenen taş kırması, yenilenen kum eleme ve yıkama tesisleri, sıcak asfalt plenti, emisyon plenti, yenilenen parke, üretim tesislerini kim, nasıl, ne şekilde yaptığını görmüyor mu bu insanlar? Sadece kum ocağına baktığında iki tane yatağı mı görüyor Allah aşkına? Çevremizdeki ilçeleri bırakın. Orta ölçekli illerde bile bulunmayan, Tosya'ya gıptayla bakılan bir eserler silsilesi bırak. Dolayısıyla ben onları sırtıma yükleyip gitmedim. Yine Milliyetçi Hareket Partisi döneminde aldığım en çok eleştirilen makam aracını cebime ruhsatını koyup gitmedim. Oradaki iki tane yatağı sırtıma yükleyip gitmedim. Yapabildiğimiz kadar yaptım. Tosyalı hemşerilerim Allah razı olsun 10 sene yetki verdiler. Hepsini bıraktım. Arkadaşlarımızdan artı milletin verdiği yetkiyi Tosya'ya hizmette değerlendirmelerini, dedikoduyu, bıdı bıdıyı, bahane bulmayı bırakıp geleceğe odaklanmalarını bekliyoruz. Biz hizmete hazırız. Dün de hazırdık. Teşkilat olarak başta ilçe başkanım olmak üzere biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Biz Tosya'da doğduk. Tosya'da yaşıyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse burada öleceğiz ve mezarımız burada olacak. Onun için ben tekrar geçmişten geleceğe Tosya'da taş üstüne taş koyan, emek veren, elini taşın altına koyan, siyasette, sivil toplumda, ticarette, üretimde, sanayide emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm tekrar hemşehrilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum. Artık uzun bir süre asla basının huzuruna çıkmayacağımızı ifade ediyor. Yapılacak işleri bekleyeceğimizi ifade ediyor. Tekrar Volkan Başkan'a ve ekibine başarılar diliyor. Sizlere de saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.